Yurdun pek çok yerinde şanlı bayrağımız yerlerinden sökülerek indirilmekte. Kesilmekte, parçalanmakta. Son günlerde artan sokak eylemleri nedeniyle Türkiye'nin bazı yerlerinde Atatürk heykelleri ve büstlerine yapılan saldırılara Edirne'deki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler sert tepki gösterdi. Atatürk'ün büstleri kırılmakta, parçalanmakta, çalınıp götürülmekte ve hatta yakılmaktadır. Atatürk büstlerine yapılan saldırılarla Atatürk yok edilemez. Tam tersine Atatürk'e büyük sevgi ve saygıyla bağlı milletimizin gerçekleri görmesine fırsat tanınmış olur. Aralarında CHP ve MHP'nin de bulunduğu siyasi partilerle çok sayıda dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet Yörük, terörün sağı solu, büyüğü küçüğü, PKK'sı IŞİD'i olmaz. Terör terördür. Kimden ve ne şekilde gelirse gelsin şiddetle kınıyoruz. Terör mutlaka yok edilmelidir dedi. Atatürkçü düşünce ve Atatürk'ün manevi şahsiyeti üzerinden tüm ülkemizin ve vatandaşlarımızın ulusal birlik ve beraberliğine yönelik topyekün bir tehdidin çeşitli görünümleridir. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyen, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içinde olmayan toplumların hiçbir zaman uygar dünya ulusları içinde yer alamayacağı ve bir millet olarak var olamayacağı kesindir. PTT önünde yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Yörük, Atatürk büstlerine ve heykellerine yapılan saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, okulların ve bazı kamu binalarının, iş yerlerinin, cadde ve sokakların talan edildiğini kaydetti. Yörük, yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi. Atatürkçü düşünce çizgisinden ayrılmayan bizler için ulusumuzun her alanda ilerlemesi ve gelişmesi ancak ulusal birlik ve beraberliğimize bağlıdır. Milletimiz bu tür tahriklere karşı sağduyuludur ve sabrının sınırını zorlayanlara devletin, güvenlik güçlerinin ve hukukun gerekli cevabı vereceğinin bilincindedir. Ve bizler tüm bu olumsuzluklar karşısında kaygılanmakla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında ülkemizin siyasal, sosyal ve hukuksal geleceğinin ancak Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılmakla garanti altına alınabileceğine inanıyoruz. Bu sebeple